Gelelim Türklerle komşularına. Türkler ve komşular deyince aklımıza ne gelsin? Çin, işte Tibet, Sasaniler ve Bizans İmparatorluğu. Biz zaten Orta Asya'dayız. Arkadaşlar Hunlar başta Çin olmak üzere yerleşik toplumlara kürk, at derisi silah satmışlar. Karşılığında ipek, çay ve tahıl ürünleri almışlardır. Bu bölgedeki ipek yolu önemlidir. Bu ipek yoluna sahip olmak için Türkler çevresindeki milletlerle ne yapmışlardır? Mücadeleye girmişlerdir. Türk toplulukları ipek, buğday, pirinç gibi ekonomik gıdalar kimden almıştır? Çin'den almışlardır arkadaşlar. Bazen bunları ticaret yaparak almışlardır. Bazen de baskı altına alarak bunları hediye olarak veya vergi olarak temin etmişlerdir. Kök Türkler Çin ile ilişkilerinin yanında batıda Bizans ve Sasanilerle de mücadele etmişlerdir. Özellikle bu İpek yolu için. Arkadaşlar Batı Kök Türk Devleti İstemi Yapgu döneminde Sasani hükümdarına karşı Bizans İmparatorluğu ile temasa geçmiş ve Bizans'a 567 yılında ne yapmıştır? Elçi göndermiştir. Yine Bizans da ne yapmıştır? İlk defa Orta Asya'ya bir elçi göndermiştir. Buradaki amaç ne arkadaşlar? İpek yolunun hakimiyeti için Batı Göktürk Devleti ile Bizans Sasanilere karşı ittifak kurmuştur. Böylelikle meydana gelen Türk-Bizans ittifakı Sasani İmparatorluğunu zor durumda bırakmıştır. Burada önemli olan ne? İpek yolunu ele geçirmek. Yerleşik toplumların konar göçerlere karşı savunma duvarları diye bir konumuz var. Yerleşik toplumların konar göçerlerden korunmak için belli yöntemleri vardı. Bunlar arkadaşlar önleyici saldırılara girmek, aralarına fitne sokmak ve en önemlisi de herhalde büyük yüksek duvarlı yerler yapmak ve federe bölgeler vermek. Yani federe bölgeler vererek bunlara ticari ayrıcalıklar veriyorlar. Bunlar da saldırmıyorlar. En çok kullanılan tabii ki kale ve yüksek duvarlar inşa etmek arkadaşlar. Biliyorsunuz Çinliler Türklere karşı Çin Seddi'ni yapmışlardı. Bu Çin Seddi şöyle oluşuyor. Önce Türklere karşı kaleler yapıyorlar. Daha sonra bu kalelerin aralarını birleştiriyorlar. Böylece bugün bizim bildiğimiz Çin Seddi meydana geliyor. Yani göçebeleri durdurmak için diğer yerleşik kavimler ne yapıyor? Çinliler, İranlılar barikatlar yapıyorlar. Gelelim ilk Türk devletlerinin ticari politikalarına. Eski Türk topluluklarında ve devletinde ticaret büyük öneme sahipti arkadaşlar. Türkler her zaman ticarette uğraşmışlardır. Bu ticareti genelde değiş tokuş usulüyle yapıyorlardı ama biz para da kullandık. Bu değiş tokuşta en çok Türkler neyi kullanacaklar arkadaşlar? Atı kullanacaklar. Yalnız biz Bizans, Çin ve Sasanilerden aldığımız vergi olarak ya da haraç olarak aldığımız paraları da ne yapacağız? Ticarette kullanacağız. Türkler satır dediğimiz paraları kullanmışlardı. Bunlar diske benziyor. Gümüş paralar. Biliyorsunuz Türklerde ilk parayı kim kullanmıştı? Türk işler. Milletler arası ticarette Türkler genellikle Soğutlu tüccarları himaye etmişler. Onların sayesinde ticaret yapmışlardı da. Yalnız zamanla Türk tüccarlar da ortaya çıkmıştır. Burada Soğutlu tüccarları unutmayalım. Türkler bunları himaye etmişlerdir. Arkadaşlar Türkler kendi ülkelerinde ticari temsilcilikler vermişler ve diğer ülkelerde de ticari temsilcilikler açmışlardır. Evet bu da Türklerin kullandığı eski paralardan bazıları. Türk devletleri gelip geçen kervanlardan geçiş vergisi almışlardır. Özellikle Çinlilerden ne yapmışlar? İpeğin batısıya satışında büyük kar etmişlerdir. Yani Çin üzerinden batıya giden ipek Türklere büyük kazanç sağlamıştır. İpek yolunda ticaretin çok iyi ve bol kazançlı olması Türklerin komşularıyla mücadelesine sebep olmuştur. Örneğin Kök Türkler Sasanilerle işbirliği yaparak Akkunları yıkmışlar 557 yılında. Uygur Kağanları Çin'e daha fazla mal satabilmek için siyasi ve askeri güçlerini kullanmışlardır. Arkadaşlar Uygurlar uyguladıkları sistem sayesinde Türklerde ilk defa bankacılık sistemini teşkil etmişlerdir. Bunu da ek bilgi olarak verelim. Hazar Devleti ticarette çok önemli. Hazar Devleti kuvvetli ordusu sayesinde o dönemde Hazar Barış Çağı dediğimiz bir çağ yaşatıyor. Yani 7. ve 9. yüzyılda Hazar Barış Çağı denen bir dönem yaşıyor. Bu dönemde burada bütün kavimler çok rahat ticaret yapabiliyorlar ve bu ticaret sayesinde ne yapıyor arkadaşlar? Hazarlar çok zenginleşiyorlar. Bu zenginliğin sonucunda bir serbestlik oluyor. Hatta ülkede İslamiyet, Hristiyanlık ve Musevilik yayılıyor. Hazar Barış Çağı'nın sağladığı rahatlık ve huzur ticareti geliştiriyor ve o dönemin en güçlü devletlerinden biri kim oluyor? Hazarlar oluyor. Hazarlar deyince bu Hazar Barış Çağı'nı ve ilk Yahudi Türk Devleti olduğunu unutmayalım. Tarihi kayıtlara göre ilk serbest ticaret pazarı Asya Hun Devleti ile Çin arasında yapılmıştır. Avrupa Hun hükümdarı Atilla da serbest ticaret bölgelerine önem vermiş ve Bizans'la serbest ticaret bölgeleri kurmuştur.
Yine Bilge Kağan savaşlara son verip Çin ile ticari ilişkilerini geliştirmiştir arkadaşlar. Yani Türkler mümkün olduğunca Çinlilerle serbest ticaret pazarları kurmak istemişlerdir. Arkadaşlar ilk Türk devletlerini anlattığımız videomuzun burada sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen not alarak, kısa notlar alarak çalışalım. Herkese iyi çalışmalar, kolay gelsin.